Değerli basın emekçileri, güzel Sinop şehrinin güzel insanları ve Sinop'ta görev yapan fedakar eğitim ve bilim çalışanları. Eğitim ve Bilim İş Görevleri Eğitim İş Sendikası Genel Merkezi ve Genel Başkanı olarak zaman zaman Türkiye'nin farklı bölgelerinde eğitim alanında saha çalışmalarında bulunmaktayız. Bu saha çalışmaları içerisinde Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, okullar, öğretmenlerimiz, memurlarımız, akademisyenlerimiz, eğitim şubelerinin yöneticileri ve direkt sahadaki bölge halkıyla görüşmelerde bulunmaktayız. Bunun sebebi Türkiye'de yaşanan eğitim sorunlarının çözümü noktasında bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar ve bu kararların sahadaki yansımaları, sorunların tespiti, yerelden görünen ya da yerele özgü problemleri görerek, bilerek, anlayarak bunu raporlaştırıp Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na iletmek ve bunların çözümüyle ilgili adım atmak. Eğitim İş Sendikası olarak kurulduğu günden bugüne üye sayısının sürekli arttıran ve bugün itibariyle Türkiye'nin 4. büyük sendikası, 4. büyük konfederasyonu haline gelen Eğitim İş Sendikası, eğitim alanında diğer başka çalışmaların dışında ve diğer sendikaların ötesinde sahada eğitim çalışanlarının sözcüsü durumuna gelmiştir. Sinop'ta Eğitim İş Şubesi'nin yöneticileri, Eğitim İş Şubesi'nin başkanı ile birlikte bu yapmış olduğumuz çalışmalara burada da devam edeceğiz. Son aylarda Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı yönetmelik değişiklikleri, yeni bir müfredat, TEOG sınav sistemi, üniversiteye giriş sınav sistemlerinin zamansız, plansız, altyapı çalışması olmadan, sendikalara hiçbir danışıklık yapılmadan, alanın uzmanı akademisyenlerle görüşülmeden, bu konuda dünyada öne çıkmış olan ülkelerle ilgili hiçbir çalışma yapılmadan Türkiye'de ortaya konulan müfredat değişikliği, bilimsellikten uzak Atatürk düşünce sisteminin azaltıldığı bir konularla iç içe geçmiş kitaplar, bir gecede değiştirilen TEOG sınav sistemi, milyonlarca 8. sınıf öğrencimizin hangi tür soru sorulacağını dahi bilmediği, sınavın ne zaman yapılacağı çok yakın süreye kadar belli olmadığı, hiçbir ilde yeterli sayıda Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi'nin bulunmadığı ve çocuklarımızın sınavdan sonra istemediği okullara gidebileceği gerçeği ortadayken, Milli Eğitim Bakanlığımızın sık sık aynı açıklamayı yaparak hiçbir sorun yokmuş gibi bu sınav sistemini övmesi Eğitim İş Sendikası tarafından baştan bugüne kadar eleştirilmektedir. Hala da eleştirimize devam ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğiyle Milli Eğitim Bakanlığımız sürekli sınav sistemlerini değiştirerek oynamamalıdır. Sadece çocuklarımız mı? Değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bir cümle vardır. Türkiye'de çözülemeyen ya da problemleri halledilemeyen en önemli bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı'dır ve Milli Eğitim sorunludur. Buna biz de katılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim sistemimizde sorunlar bitmemiştir ve bitmemektedir. Bunun tek bir sebebi vardır. Uzun yıllardır iş başında olan iktidarın bu sürede 6 bakan değiştirmesi ve her iş başına gelen bakanın geldiği andan itibaren kendisinden önce gelen aynı siyasi partinin bakanının getirmiş olduğu sınav sistemini kötüleyerek kendisinin yeni bir sınav sistemi getirmesidir. 6 kez bakan değişti ve 6 kez yeni eğitim sistemi değişti. Ve ne yazık ki tamamı da birbirinden daha kötü sonuçlarla karşımıza çıktı. Son aylarda Milli Eğitim Bakanlığı özellikle Milli Eğitim'de yaşanan büyük sorunların sebebinin kendileri değil, kendi çıkarttıkları bu değişiklikler değil, hazırlıksız, plansız yaptıkları bu yeni yönetmelikler değil, sanki Milli Eğitim'de yaşanan tüm sorunların kaynağı öğretmenmiş gibi açıklamalarda bulunmaktadır. Halbuki Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitim sisteminin 20 tane büyük sorunu varsa, öğretmenlerin bu konu içerisindeki sırası 20. sıradır. Öğretmenler Türkiye'nin her bölgesinde, her kasabasında, her şehrinde, her köy okulunda fedakarca hizmetlerini yürütmektedir. Hiçbiri aldığı maaşı küçümseyerek işini yapmamaktadır. Aldığı maaş şu anda Türkiye'deki memurların içerisinde en düşük maaştır. Buna rağmen hiçbiri her türlü zorluğu dikkate alarak bunu umursamıyor ve çocuklarımızı sevgiyle, bilgiyle donatmaya devam ediyor. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen aylarda ortaya çıkarttığı performans yönetmeliğinin
ortaya çıktığı andan itibaren eğitim istedikten sonra karşısında olduğumuzu ifade ettik. Milli Eğitim Bakanlığı, performans yönetmenini hazırlayan genel müdürü ve daire başkanlıkları sendikamızı ziyaret ederek 4 saat süren bu hazırladıkları performans yönetmeliğinin kitapçığıyla ilgili karşılıklı tartışmalar ve görüşmelerde bulundu. Kendilerine hem sözlü hem de yazılı olarak bu yönetmelikle meydana çıkabilecek olan sorunların ortaya getirebileceği problemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın var olan sorunlarını katlayacağını ve kendilerinin de bu sorundan asla çıkamayacaklarını ilettik. Bu sorunlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na, Sayın Müsteşarımıza, Milli Eğitim'de yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konulu yazılı olarak raporumuzu da sunduk. Performans yönetmenine neden karşı çıkıyoruz? Türkiye'de öğretmen olmak, başka bir meslekte memur olmanın çok ötesindedir. Türkiye'de öğretmen olabilmeniz için öncelikle 2,5 milyon aşan üniversite sınavına giren öğrenciler arasında %10'luk bir başarı yakalayacaksınız. Daha sonrasında 4 yıl süren eğitim fakültesini başarıyla bitireceksiniz ve uzman belgesi alacaksınız. Bu yeterli midir? Bu yeterli değil. KPSS sınavına girip 80 ve üzeri not almak zorundasınız. Bu da yeterli midir? Tabii ki değil. Mülakat sınavına girip mülakatı başarıyla geçmek zorundasınız. Bu da yeterli mi? Tabii ki değil. Güvenlik soruşturmasıyla MİT, istihbarat ve polisin tüm güvenlik soruşturmalarından temiz olarak çıkmak zorundasınız. Bu da olunca yetti mi? Yetmiyor. Kadrolu atanmıyorsunuz, sözleşmeli atanıyorsunuz. Üstelik eş durumu dahil olmak üzere 6 yıl boyunca atanmış olduğunuz, görev yapmış olduğunuz yerden hiç yer değiştirmeme şartıyla mesleğinize başlıyorsunuz. Tüm bunlara rağmen, tüm bu zorluklara rağmen görevine başlayan öğretmenimizi yeni çıkartılmaya çalışılan performans yönetmeliğiyle bir kez daha mesleğinin sorgulanmasına neden olacağı için Eğitim İş Sendikası asla bu performans yönetmeliğini kabul etmemektedir. Performans yönetmeliği ticari kuruluşlarda dünyanın kapitalist ülkelerinde uygulanan bir sistemdir. Halbuki eğitim sistemimiz anayasamızda da belirtildiği üzere devlet tarafından Türkiye'deki tüm çocuklara, eğitim çağındaki tüm çocuklarımıza parasız, bilimsel, çağdaş, erişilebilir, sürdürülebilir ve yurtlara da dahil olmak üzere hizmet olarak sunulmak zorundadır. Ancak devletimiz ne yazık ki sağlık sektöründe olduğu gibi eğitim sektöründe de özelleştirmenin önünü açmak istemektedir. Eğitim sendikası olarak özelleşmeye tamamen karşıyız. Devlette çalışan öğretmenlerimizin onca fedakarlığına rağmen sürekli olarak öğrenci, veli, zümre öğretmenleri, okul idaresi gibi alandan yeterli olmayan, alan mezunu olmayan kişiler tarafından kendi alanının sorgulanmasına karşıyız. Öğretmenimiz uzmandır, yeterlidir ve mesleğimizi kimseye sorgulatmayız. Bu noktadan doğru Milli Eğitim Bakanlığı'nı sizler aracılığıyla bir kez daha uyarıyoruz. Bu performans taslak yönetmeliğini asla gerçek anlamda uygulamaya koymayız. Performans yönetmeliği eğer uygulamaya konulduğu anda Eğitim İş Sendikası olarak direkt dava açacağımızı ve bu davaların tamamını da kazanacağımızı kendilerine ilettik. Böyle bir riske, böyle bir karışıklığa umarız yol açmazlar diyor ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bizzat kendisine yapmış olduğu açıklamalar. Türkiye'de 109 bin öğretmen açığı vardır. Bakanımız bizzat 1-2 ay önce bu açıklama kendisi yapmıştır. Atanmamış, mezun olmuş 400 bin öğretmenimiz de işsiz bir şekilde Türkiye'de ne yazık ki evlerinde beklemektedirler. 109 bin öğretmen açığı varken devletimiz bu 109 bin açığı bir an önce kapatmadığı gibi bu 109 bin öğretmenin yerine ücretli öğretmen atayarak sorunu geçici olarak çözmeye çalışmaktadır. Ancak aynı üniversitenin aynı alanından mezun olmuş olan bir öğretmenimiz bir diğeri kadrolu 3 bin lira maaş alırken bir diğeri asgari ücretle 1300-1400 liraya
çalıştırılması dünyanın hiçbir yerinde özellikle bir devlet tarafından yapılacak bir sistem değildir. Bu bildiğiniz diğer iş kollarındaki taşeron köleliği anlamına gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bir kez daha sesleniyoruz. Türkiye'de kendisinin açıklamış olduğu 109 bin öğretmen açığının tamamını tek seferde kadrolu olarak işsiz duran tüm üniversite eğitim fakültesi mezunlarından 400 bin öğretmenimizin 109 binini bir an önce atayarak çocuklarımızı öğretmenlerle buluşturmalıdır diyoruz ve teşekkür ediyoruz. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.